arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Tanımayanlar için ben Melis Ateş. Yanımda da Ege Üreyen var. Instagram'ını şuraya bırakıyorum. Şu bardağını çek. Bugün sizlerle birlikte sizin erkek arkadaşlarınıza soramadıklarınızı ben en yakın arkadaşıma soruyorum adlı bir video içerisindesiniz. Soramadıkları soruyu benim üzerimde denemeleri biraz bana acı çektirmek gibi değil mi? Kanka bir sürü kayıtsız numara var. Açar mısın telefonu? Ben şey müşteri. Arkadaşlar, arkadaşımın az önce pezevenk olduğunu öğrendim. Bir ilişki cinsellik olmadan da yürür mü? Cinselliksiz de yürür mü? Ya bu soru ilişkiden ilişkiye değişir ki. Ama şimdi yani kişilerin karakterine göre değişir. Yani ki onun neye göre? Ben çok fazla yürüten vardır. Türkiye'deyiz. Ama sen erkek gözüyle ya soruyorlar. O şekilde yürüyen bir ilişki bence şöyledir. Gerçek ilişkidir. Cinsel ilişki olmadan yürüyen ilişkiler ben gerçek olduğuna inanırım. Seviyorlardır yani. Bir şey soracağım. Bir kızla birlikte oldun diyelim. O kızı sevmediğin anlamına mı geliyor? Hı. Yani gene de seviyordur mu? Aldık cevabımızı. Alo. Aşkım susma. Alo. Reklam şeyini. Bu aşka kıyım var. Alo. Aşkım tövbe. Alo. Son kez dinle. Ben geliyorum. Erkekler neden ayakta işerler? O zaman da ayakta işerler. Bu biraz şey gibi. Hani nedeni yok ama doğanın kanunu gibi. Hani belki bu, hatta bu bize öğretilmiyor. Ama nasıl söyleyeyim? Hayvanlar da mesela köpekler atıyorum bacağını kaldırır ama. Dişiler. Dişiler. Oturarak yapar. Mantıklı. Dişi köpekler. Ya yani bu doğanın kanunu gibi bir şey. Ya bize doğuştan gelen bir nasıl söyleyeyim? İçgüdü. Salih ne yapıyor biliyor musun? Bir de erkekler, ya şimdi işin gerçeği de şu, erkekler uyuşuk varlıklar. Oturacaksın edeceksin, zor iş. Bunu tanıdık bir arkadaşımız sormuş. Yakın arkadaşlarınızın da götüne bakıyor musunuz? Ya bu da çok değişken bir soru ki, şimdi yakın arkadaşından hoşlanan birçok insan tanıyorum. Yani hoşlanıyorsa bakıyordur. Genelde yani şimdi kadınlar da bakıyor, burada kimse biz bakmıyoruz falan demez. Bakıyoruz. İşte bakıyordur ama hani gerçekten yakın arkadaşıysa. Ama biz birbirimizin ne giydiğine falan da bakıyoruz. Mesela ben siyah giydim o son oyunumuzda. Sen dedin ki hani bakıyordur ama niyeti farklıdır atıyorum. Hmm. Yakın arkadaşıysa niyeti kötü değil. Mesela kilo alıp verdiğimizde bile fark ediyoruz. Ege'yi ben uzun zaman sonra gördüm geçen sefer. Dedim ki o kilo vermişsin falan. Bakıyoruz da yani bence kötü amaçla bakıyor muyuzdur? Bakmıyoruzdur. Aldın mı arkadaşım buradan cevabını? Bir anda çığlık atan, dikkat çekici davranışlar çekmeye çalışan kızları nasıl buluyorsunuz? Hani mesela böyle sesli gülüyorlar. Ha 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 falan filan yapıyorlar. İşte atıyorum elini vuruyor. Aa falan yapıyor yani böyle bazı kızlar. Cırtlak. Ya şöyle. Bence. Bak böyle şey içinde. Bence. İtici geliyor bana şahsen. Başkasına gelmeyebilir. Ama böyle aşırı, hani sadece onunla değil. Aşırı tepki veren insanlar bana genel olarak itici geliyor. Ya tepki vermenin, mesela aşırı tepki nerede verirsin? Gerçekten aşırı canım tepki verecek bir durum vardır. Verirsin ama ota boka tepki verirsen aşırı, ya insanı bayar. Peki sana bir kulaklar. Soru. Bunu ben soracağım. Aşırı bir zeki... sen vur ya. Zeki kızlar mı? Yoksa salak ama çok güzel kızlar mı? Zeki ama orta tipli bir kız mı? Yoksa çok salak ama dışı bebek bir kız mı? İkisini birden seçemiyoruz mu? Yine buradan görün. Yes işinden. Ya şimdi o iki tarafa atıyorum, ben bunu yaşıma göre cevaplarım. Mesela ben genç yaştayımdır. Evlenecek çağda değilimdir. Güzel kız. Ama salak ama. Ömrünü tamam. Yiyece. Ama hayır bak. Sen evlenmekten bahsediyorsun. Ya bu hayatın... Evlenmek değil hayatım. Tamam işte onu diyorum. İlişki. Hayatımın belli dönemlerinde. Mesela 20'li yaşlarda güzel kızlar. Ama 30'lu yaşlardan sonra... Şu an hangisi? Biraz daha böyle ciddiyete bindiğinde bir şeyler. Zeki kızlar. Şu an hangisi? Yaşın gereği ama... Sen bunu kişisel olarak mı soruyorsun? Ben size talibim. Yaşından. Ya öyle çok bir kriter yok yani. O. Nefes alalım. Hani bir laf vardır bildin mi? Ota da konuyor, boka da konuyor diye. Hmm. O şekilde. Erkek erkeğe ne yapıyorsunuz? Açıyoruz birbirimize sallıyoruz. Tamam mı? Tabii Arabi. Sormayayım ya, sorayım mı? Bunu nasıl kapatıp sorabilirim? Bizim lisede erkekler birbirini taciz ediyordu. Sence bunun sebebi ne? Hani böyle lisede falan şey olur ya, birbirini eller erkekler. Aha. Neden? Kendini tanıma çabası mı? Hani? Şimdi şöyle. Nasıl söyleyeyim? Birinci sebebi
Ortamda, ortamda bir kadın varsa... Birbirimizi ellemeyiz. Ha şey yapıyorlar. Harbiden onu niye yapıyorlar biliyor musun? Karşı tarafa sinyal göndermek için bazıları yapıyor. Onu biliyorum. Oha nasıl yani? Ama bazıları da mesela samimiyetten dolayı yapıyor. Yani arkadaşıyla çok samimi. Gerçekten araları çok iyi. Çok seviyor arkadaşını. Şakasını el şakası gibi yapabiliyor. Ama abi erkekler çok abartmıyor. Hani böyle götünü elliyor falan. Şaplak atıyor. Ya bak şimdi götünü elleme şaplak öyle bir şey değil. Mesela şey muhabbeti vardır. Erkek izleyici varsa İstiklal Marşı'nın tersten okuma muhabbeti vardır. O ne demek? Onu söyleyemem. Mesela hani birbiriyle şakalaşma adı altında. Allah aşkına bilen alta yazabilir mi? İstiklal Marşı'nın tersten ilk defa duydum. Okuyamazsan geçmiş olsun. Öyle mi? Nasıl ya? Araştırırsınız. Ben söylemem burada. El şakası gibi. Bir kızın regl olduğunu anlayabiliyor musunuz? Demiş bir arkadaşımız. Yani anlayabilir, anlarsın ya. Nereden? Ya hissediyor musun şöyle, onu? Yani anasını satayım köpek balığı değiliz yani kokusunu almıyoruz da. Ya, umarım da hayatım boyunca almak. Hani şöyle. Aferin sana. Buradan sonra saat 10'da yüzüm. Herkes yusak beni dinlersene. Seni dinliyorum. Anlıyor muyuz yani hareketlerden falan? Ya da ne bileyim o gün... Günlük bunalımlarından. Davranışları değişiyor. Yani her kadın için geçerli değil. Bazıları hafif atlatıyor. Ama ağır atlatan mesela bir arkadaşım var. Normal halini biliyorsun. O dönemi olduğunu anlarsın. Daha önce en yakın arkadaşının olmuş biriyle sevgili olur musun? Bundan durma. Değişen şeyler ki. Atıyorum en yakın arkadaşımın böyle gerçekten uzun bir ilişkisidir, ciddi bir ilişkisidir. Kötü ayrılmıştır, bir şey olmuştur. Onun da içine oturmuştur. Gidip de onu yapmam. Ama yani, atıyorum bir hafta çıktıysa çıkarsın. Ya çıkmam da hani arkadaş olabiliriz diye. Anladım. Okey. Bir kızı ilk gördüğünde ilk neresine bakarsın? Şimdi hepimiz Allah için hani bir erkek geldi. Ben şeye bakıyorum ya. Yapıyoruz. Böyle biraz garip benden. Şu kısmı. Burun. Çene, burun, dudak. Abi. Ben o kısma bakıyorum. Oha altın oranı var. Ha siktir. Ne oldu? Gel lan buraya ölçeceğim. Altın oran ne? Hepsi eşit. Dur. Bir. Ha siktir. Oha hepsi eşit. Sen altın oranlısın. Bunu video sonrasında bir değerlendir. Oha. O ne ya? Kanka buran eşit olunca altın oran oluyor. Bence burası eşit olan biri kendini övmek için öyle bir şey çıkartmış. Siz de altın oran yiyor. Ben de yok. Benim buram daha kısa. Gıdımla dengeli. Oha şu an üzüldüm. Kalça mı meme mi daha önemli? Küçük memeli kız mı? Büyük popolu kız mı? Yoksa... Yani şöyle. Bana kalsa ikisi de eşit. Böyle abartılı değil. Zayıf kızlardan başlanıyorsun kilolu kızlardan. Ege zayıf kızlardan başlanıyor. Ben biliyorum. Benim atıyorum göz zevkime uyan böyle fit. Aynen fit seviyor Ege. Göz zevkime uyan bu. Aynen ben de mesela fit erkeklerden hoşlanıyorum. Ama çok zamanında kilolu sevgilim oldu mu? Oldu. Kaç her kilo? Şey... 55. Kaç kilo ne? Manavdan şey elma mı alıyorsun ya? Şey oluyor ya kemiksiz 50 kilo gelir. Yani. Yani kilolu kilosuz çok önemli değil. Ama hani şöyle bir şey var. Herkes de vardır o. 1-0 önüne başlar mesela. Evet. Öyle bir durum. Niye erkekler nude fotoğraf ister? Aşkım nude atsana. O her erkekte onu yapan erkek genelde şeydir. Bu arada 30'a düşmeyin. Bazı işte bunların iki tipi var. Birincisi ben gibiler. Kafasıyla düşünemeyip başka bir kafasıyla düşünenler. İkincisi de hani arkadaşlarına atıyor şöyle hani ben işte kızlarla chatleşiyorum. Kızlar bana fotoğraf atıyor diye arkadaşlarına gösteriş yapmak. Bir şeyleri kanıtlama peşinde olanlar. Ya gerçekten bir durumu paylaşıyorlar mı? Tabii. Yani kendi arkadaşların arasında gösteriyor. Hani diyor böyle böyle ben bu kızla takılıyorum. O yüzden kesinlikle bunu hiçbir zaman yapmayın. Bu benim. Bence yapmayın. Çok büyük bir hata. İnsan insanı tanıyamıyor. Yani 3 sene, 5 sene, ne 30 senelik ilişkiler bitiyor. O yüzden hiçbir zaman kendi kişisel alanınızı başkasına paylaşmayın. Gerçekten öyle. Sizin kişisel alanınız. Ya zaten hani bir namahrem diye bir şey var. Yani ikinizin arasındaki özel şey niye? Siz erkekler arasında konuşuyor musunuz? Ya da sevgilin atıyorum mesela hiç biz kendi aramızda demiyoruz seninkini şeyine falan işte. Onu yapanlar vardır. Yani erkekleri tanıyorum. Yapıyor erkek olduğum abi. İçin. Ya çok atıyorum ben İstanbul'da okudum. İzmir'de de okudum. Ki sen kolej birbirlerini tanıyorsun. Birçok insanla nasıl söyleyeyim
tanıştım. Hı-hı. Yorum var. Birçok insanla tanıştım. Yani farklı farklı insanların işte hani ne olduğunu biliyorum artık. Bütün böyle erkek okulun işte meslek lisesinden tut özel kolej liselerine işte atıyorum kaliteli üniversitelere ya da böyle şey üniversitelere birazcık daha köşe üniversitelerine hepsine gittim. Ve var. Bir de şöyle bir şey var. Bu ülkede köpeğe, damacanaya, ay evet ya. Hayvanlara, çocuklara dokunmayın. Kadınlara. Yani bunları yapan insanlar var. Bunların sokaktan yanından geçerken bunu fark edemezsin. O insanın ne zihniyette olduğunu. O yüzden kim olursa olsun kişisel alanınızı kimseyle paylaşıp güvenmeyin. Hayatınızı karartırlar sonra. Aynen öyle. Hiç gerek yok. Bir kız elde etmek için çabalıyorlar. Sonra o kızla sevgili olunca aldatıyorlar. Neden? Yani lar eki bence yanlış. Ama hani öyle bir algı var. Böyle çabalıyor çabalıyor. Sonra elde edince sıkılıyor falan. Herkes heyecanı sever bence bu yüzden. Ne olabilir? Ne? Ya şöyle aradığını bulamıyordur. Hani bazıları öyle bakıyor. Mesela aradığını bulamıyordum kastım. Erkeklerin belli dönemleri var. O belli dönemlerinde işte işlerini gördükten sonra akılları başka bir tarafa kayabiliyor ya da sıkılabiliyor. Bunu birçok erkek yapıyor ve yanlış bir şey. Yapılmaması gereken bir şey. Ama yapıyorlar maalesef. O yüzden bir şey diyemeyeceğim. Buna çok bir yorum yapamam yani. Yapıyorlar evet doğru. Neden tek bir kızla yetinmiyorlar falan demiş. Neden tek bir kızla yetinmiyorlar? Çünkü her çiçekten bal alırsın. Sen kendini ne sanırsın? Gönül. Buna bir yorum yapamam. O biraz şahsiyet karakter meselesi yani. Birisi sormuş ki biraz selülitlerim var. Sevgilim bunlar rahatsız olur mu? Bunlar rahatsız oluyorsa ayrıl ondan. Bundan rahatsız olur mu ne demek? Onu çözemedim. Hani yani hiç göstermedin mi kendini? Sanal bir ilişkiyse söyle. Selülitin olabilir. Her yani. Şeyin olabilir. Karşıdaki kişinin her şeyi onun mu? Yani karşıdaki kişi Brad Pitt mi? Yani. O yüzden çok dert etmeyin ki sizi kendiniz olarak seven insanlara gidin. Zaten bunları düşünüyorsan bence o dakika ayrıl. Sana bunları düşündürdüyse o dakika ayrıl. Özgüvenli olun her zaman. Aynen öyle var. Benim çatlağım var, her şeyim var. Kazık yersiniz yoksa. Aynen öyle. Karşı cinsteki hangi davranışları erkekler gıcık oluyor? Mesela bir kız gördün. Çok iyi, çok güzel. Ama bir hareket yaptı ve irite etti seni. Hangisi? Ya bunu ben kendi arkadaş grubum için ve kendim için söyleyeyim. Bazı kızlar var. Siz de bilirsiniz. Onlara şey diye sesini tiki. Aşkım. Ha böyle o tarz. Ben yapıyor muyum sizde aslında? Ya hayır. Samimi olduğun bir arkadaşına yaparsın. Ama bazıları var ki adam hani o yani. Karakteri o. O şekilde. Bu şey herkes için geçerli demiyorum ama şahsen ben öyle insanlardan uzak duruyorum. Hoşlanmıyorum. Peki. Ama yargılamıyorum da. Olabilir. Erkekler soğuk davrandığı kıza neyi şey yapmaya çalışıyordur? Hani mesela soğuk davranır ya lisede falan. Ama aşıktır. Neden sence? Bu niye oluyor? Şimdi şöyle bir şey İlgi var. Çekmek kızlar için söyleyeyim ilk önce. Hı. Oradan bağlayacağım. Yani kadınlarda şey var. İlgiyi gösteren erkeği genelde istemiyorlar. Yani bu birçok kadında ben bunu gördüm. İlgi gösteren erkeği böyle hani cepteymiş mi gibi mi görüyorlar bilmiyorum yani. Haklı gerçekten. Ne? Kim ağzını sıçarsa kıymetli. O yüzden mesela bunun farkında olan erkekler var. Hani gerçekten zeki olan erkekler var. Bunun farkında olduğu için Allah onların cezası. Çok dengesiz davranabiliyor. Mesela ne yapıyor? Bir soğuk yapıyor, bir yakın duruyor. Bir soğuk yapıyor, bir yakın duruyor. Onu da şeyini şaşırtıyor. Ama işte evet bundan belki cazip gelir. Heyecanlanır. Ya heyecanlanır olabilir ama dediğim gibi herkes için söylemiyorum ama birçoğu atıyorum hani yakınlık gösteren erkeği istemiyor. Doğru. Genel olarak soğuk tiplerden mi hoşlanıyorlar? Çünkü sana yakın davrananı sen arkadaş gibi görüyorsun. Mesela sen bana yakın davranıyorsun, ben sana arkadaş gibi görüyorum. Atıyorum, ben şunu gördüm. Mesela ben sana yürüyorum ama sana yürümeyen bir erkek daha var. Hani aynı ortamdayız. Sen bana olur, değil de evet. Ona daha çok ilgi duyuyorsun. Birçok kız da var. Ve deveyi bilmiyorum. Diken insanı... Evet anladınız. Neyse. Kola kıllı kızlardan hoşlanır mısın? Bunu yazan herhalde Hintli falan. Yani kolu kıllı kızlardan hoşlanır mıyım? Biraz sesli konuş. Kolu kıllı. Ya abi bu nasıl bir soru ya? Ne bileyim abi öyle yazmış. Ya, bu ne? Beraber olduğu kızda kıl tüy dikkat eder mi yoksa umursamaz mı? Tabii eder abi. Bunu ben herkes için. Ama bazı erkekler de kıllı kızları seviyor. Evet yani kişiden kişiye değişiyor bu soruların sen... hepsi ve bana soruluyorsa. Çünkü yani erkek arkadaşlarınıza falan diye başka kişi. Bence tüysüz kızda ya. Bana soruyorsan şahsen. Tüysüz daha iyi. Bence de yani. Bir kere
koku yapma sorunu var her şekilde. Ya hayır, kokudan falan değil. Yani benim tercihim bu yönde. Niye bilmiyorum ama hani öyle benim görsel olarak daha hoşuma gidiyor. Mesela sana bir soru. Hoş, ben bu cevabı biliyorum da. Çok güzel bir kız ama pis kokuyor. Diğer tarafta da var. Mesela çok seviyorsun ama kız sürekli pis kokuyor. Sen ne yaparsın? Soğumana sebep olur mu? Koku takıntımız yani olduğu için çok soruyorum. Çok seviyorsam soğumama sebep olmaz. Ama mesela kibar bir şekilde, nasıl söyleyeyim, ona işte parfümdür, deodoranttır kullanabileceğini gösteririm ama hani direkt değil. Kibar bir şekilde işte laf arasında falan. Anladım. Hani gidip de sen kötü kokuyorsun değil. Neden? Evet, kibar. Neden çilip atıyorlar durduk yere? Bekareti ne kadar önem veriyorlar? Sorarsan sevinirim abla. Şimdi şöyle. O önem verme meselesi kişi genel değil. Hayır. Nasıl söyleyeyim? Öznel mesela... bir şey. Gelenek, gelenek. Yok, bu genel bir şey. Benim için. Atıyorum bir erkek vardır. Yatmıştır 10 tane, 20 tane kızla. Ben bekar kız arıyorum. Bu olmaz. Ama sen mesela kendini işte belli bir yaşa kadar koruduysan, hiçbir şey yapmadıysan arayabilirsin o şekilde. Hani çünkü işte bu inançlık meselesi birazcık. Hı hı. Birazcık kişisellik meseleler. Aynı zamanda dediğim gibi en çok tarafı inanç meselesi. Hani sen bu boku yemediysen karşı taraftan da bekleyebilirsin. Ama sen bütün bokları yiyip karşı taraftan beklersen o zaman affedersin siktir git yani, öyle bir dünya yok. Ama önemli mi senin için bu mesele? Benim için önemli değil o kadar. Mesafe aşka engel mi? Mesafe aşka engel. Jipin varsa son model değil. Yani değil ama mesafeli ilişkiler tabii ki de daha zor. Evet, daha çok zor. Şu an olsa iyi olmaz mı, onun yerine sana soracağım. Ki sen bunu yaşayanlardan birisin, gerçekten daha zordur yani. Çünkü zor. Atıyorum bir pazar günü canın sıkkın oluyor, sevgilinin evet, yanında istiyorsun ama olmuyor. Çok mesafesi var. Çok üzücü. Yani can sıkıcı bir şey ama olabilir yani, neden olmasın böyle bir şey. Niye sevgilin varken başka kıza yürürsün? Ya hepsi bunların yaralı ha. Evet. Sanaldan buluyorlar herhalde. Çocuk başkasıyla konuşunca şey yapıyorlar. Ya kendiniz olun. Bazı kızlar var. Çok sıkıyor. Ben kendim de gördüm. Çok fazla kafesliyor işte. Nereye gidiyorsun, şuraya gidiyorsun, buraya gidiyorsun diye. Evet, kafesliyor. Erkekler bunu istemiyor. Onu yaparsanız... kaçar. Zaten hani içinde olan bir insan bunu her türlü yapar. Sizin gidip de uyarmanıza gerek yok. Çünkü aynı evde yaşamıyorsunuz. Gündüzün 24 saati onunla geçmiyor. O yüzden yapar. Hı-hı. İçinde yoksa yapmaz. Ki o da zaten muhtemelen içinde yoksa sizi seviyordur. Bir ilişkide sence muhabbet mi önemli yoksa ne bileyim yatıp kalkma mı? Bence net muhabbet. Yani muhabbet edemediğin biriyle ömrünü geçmez. Muhabbet olan, aynen. Muhabbet olan bir ilişkide ömrü geçer yani. Aynen aynen. Arkadaş gibi, bence bir ilişkide arkadaş gibi olmak lazım. Yakın arkadaş gibi olabiliyorsan gerçekten olur yani. Evet, çok önemli. İnşallah böyle birilerini bulursun abi. Yani benim var da işte hani hep devam. Hayır hayır, çarpıtmayın. Ben buna bir şey demiyorum. Yüz güzelliğime vücut mu? Abi yüzü güzele doyulur da götü güzele doyulmaz. Bu yani. Salih hep diyor. Yüz güzelliği bence. Benim için... Mesela diyelim ki sevgilin var ve Gizem var. Gizem yakın, benden daha eski. Sevgilin dedi ki sana, bu kızla görüşmeni istemiyorum. Ne yaparsın? Bunu koyayım da Gizem'le aranız olsun. Şöyle yapayım. Atıyorum sevgilim, daha yeni sevgilimse ve bununla görüşemezsin dediği arkadaş, yani bir tartıya koyarım. Görüşemezsin dediği arkadaşım, böyle çocukluk arkadaşım falansa kesinlikle öyle bir şey dinlemem. Yani benim arkadaşlarıma müdahale edemez. Ama mesela benim bir arkadaşımın yanlışını bana kanıtlar gösterir, o zaman sevgilime hak veririm. Burada söz hakkı yani isteyebilir miyim? Kim haklıysa ona hak veririm. Ege'nin bir kız arkadaşı vardı. Kız bana bir iftira attı. Ege de gerçekten hani Allah razı olsun bunu bana sordu. Eğer sormasa kendi kafasından şey yapabilirdi. Evet, sevgilime inanıyorum. Ama gerçekten Ege bu konuda çok iyi. Yani geldim Melis'e sordum. Öyle bir olay yaşadık, evet. Dedim böyle bir şey var mı gerçekten? Ben de dedim Melis dedi ki hayır öyle bir şey yok, yüzleşirim falan. Ve Melis'e ben inandım çünkü tanıyorum uzun süredir. Ki kız da diyor ki söylemiştir, utanmıştır falan. Flörtün ötesine ne zaman geçilir? Flörtün ötesine, yani olması gerekeni söylüyorum. Flörtün ötesine geçen, bir şey beklemeden geçen çok insan var. Ama olması gerekeni söylüyorum. Flört birbirini tanıma aşamasıdır. Tanırsın, hoşlanırsın, olur. Yani direkt işte sevip geçme diye bir şey yok. Hoşlanma bence önemli. Hoşlandığın bir kişiyle sevgili olabilirsin. Herkes şey sormuşa, bu neyden itici buluyorsunuz kızları? Hani bu konuşma tarzından başka bir şey var mı iticilikte? Yani kişi, dediğim gibi kişiden kişiye değişen, ama bana kalsa kız şöyle olmalıdır, bir kız, bir kadın böyle olmalıdır demem yani, öyle bir şey diyemem. Kilolu kızlar niye sevilmiyor demiş.
Kilolu kızlar niye sevilmiyor? Seven erkek bulamamışsın sen bacım. Haklı. Yani. İlla var yani, herkesin bir algısı var. Ya şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar. Siz de atıyorum bir açıdan bakın. Yani bu şey değil. Kilolu insanlar şöyledir böyledir değil. Sevmeyle alakalı. Arzu ettiğin kişiyle alakalı. Hı hı, aynen. Mesela ben hayal ettiğim zaman atıyorum herkesin bir fantezisi vardır. Kilolu bir insana sığdıramıyorum. Bunda kötü bir şey yok ama ben kiloluyum. Yani Salih mesela zayıf sevmiyordur. Ya da Ege kilolulardan hoşlanmıyordur. Ya bu tamamen kişiden kişiye değişecek bir şey. Yani genelleme yapmayın. Bu konuda genelleme yapmanız yanlış. Aynen öyle. Akrabanla evlenir misin? Hayır. Yani gerek yok yani. O kadar kaç milyar insan var. Sonra çocuğun Fatih gibi doğar. Fatih benim en yakın arkadaşım orada. Estetikli kızlar hakkında ne düşünüyorsun? Burnu çok böyle dikkat, yani hoşuna gitmiyordur. Kendi hoşuna gitmiyordur. Burnunu değiştirmek ister, tamam bunu yapabilir. Ama işte ben çok güzelleşeyim, ben şöyle olayım diye her yerine estetik yapan insanlar benim hoşuna gitmiyor. Uzak durduğum kişiler. Yani yapılabilir. Bir yerin hoşuna gitmez. Yani sonuçta gelmişiz 2021'e. Teknoloji var, imkan var. Yani senin hoşuna gitmeyen bir şeyi değiştirmek istemem. Anladım. Popüler bir kızla mı birlikte olmak istersin, yoksa daha kendi halinde bir kızla mı? Atıyorum Instagram'da 50 bin takipçisi olan bir kız mı, yoksa 230 takipçili bir kız mı? Yani kendi halinde olan biraz daha ağır basıyor. Popüler kızlarla hoşlanmıyor musun? Ama bazı erkeklerde şu var yani, işte popüler olsun. Salih de böyle, niye böylesiniz? Sence ilk hesabı kadın mı ödemeli, erkek mi? İlk hesabı kadın mı? Ya bu ilk hesabı kadın mı ödemeli, erkek mi ödemeli değil. Bence şöyle olması lazım. Bir yer, o yere kim davet ettiyse, kadın ya da erkek fark etmez. Davet eden ödemeli. Bence de. Yani sonuçta davet edilmişsin, davet edildin bir yerde ödemezsin. Ve şöyle de bir durum var. Yani kadın erkek ayrımı burada yapmak çok saçma. Sürekli hesabı erkeğin ödemesen de diyorsun. Saçma. Bence öyle olmuyor. Bir sen ödemelisin, bir o ödemeli. Ben öyle düşünüyorum. Bence onu kabul etmeyin. Tamam. Usulü yapın abi. Hayır, saçma. Ama kalabalık gruplarda da onun usulü ödersin. Saçma ama ben de böyle yani. Ben de bu tik gibi bir şey. Ben zaten her şeyim doğru. Ben %100 iyi bir insanım demiyorum. Ama ben de böyle bir tik var. Hani karşıdakine yük olacakmışım gibi hissettiğim için genelde hesabı ben ödemeyi tercih ediyorum. Israr ediyorum. Elime dokundun. Sen şunları bırak artık. Bir çatalla ya. Beceremiyorsun işte. Bir kadının ekonomik bağımsızlığı erkekten yüksekse bu sorun yaratır mı? Bu soruyu soran kimse, onu Allah'a havale ediyorum ya. Ben sordum. Harbi mi? Çok saçma ya. Ama bazı erkekler öyle oluyor işte. Kadın ondan yüksek alınca tribe giriyor. Bu soruların unutulduğu gün Türkiye iyi bir yer olacak. Sağ ol. Gerçekten bu soruların unutulduğu gün Türkiye iyi bir yer olacak. Yani ben kadın erkek eşitliğini savunan bir insanım. İnsan insandır benim için. Kimin ekonomik bağımsızlığının iyi olduğunun hiçbir önemi yok. Ayrıldıktan sonra bir erkek bir kıza neden orospu der? Karaktersizliğinden. Karaktersizliğinden yani. Net. Yani kız ayrıldığı için söyler genelde bunu erkekler. Aynen. Orospuydu yani zaten. Şey muhabbeti. Kedi ulaşamadığı ciğere mundar dermiş muhabbet birazcık. Yani evet, yapan bunu yapanlar var. Alkışlıyoruz. Zaten bir erkeği tanımak istiyorsan ilişki sonundaki şeylerine bakacaksın. Hani sana verdiği değere. Bence. Erkekler? Neden onları çok seven kadınlardan şüphe ediyorlar? Hani güvenmiyorlar. Ya özgüven eksikliği olan insanlar için geçerli o ya şimdi. Özgüven eksikliği vardır, olabilir yani. Birçok kişide de var maalesef Türkiye'de. Evet. Arabasından daha lüks, biri ondan daha yakışıklı olduğunu düşünüyor, daha fit olduğunu düşünüyor. Ve bunlar insanları özgüven eksikliğine itiyor. Mesela, sosyal medya bunun aslında birazcık sebebi. Şey soracağım, bu da benimle alakalı. Ben seni videoda öptüm, herkes demiş ki işte Ege'ye aşıksın. Sence bunun gerekçesi ne? Yani bunun açıklamasını yapmıyorum ama şöyle söyleyeyim. Bir kadınla erkek arkadaş olamaz modu bana çok saçma geliyor. Ege bölgesine geldiğinizde insanların ne kadar sıcak içten olduğunu görürsünüz. Yani burada herkes, birçok insan söyleyeyim, böyle işte birbirini öper, sarılır. Aynen. Bu birbirimize karşı sevgi göstergesi. Yani geleneği gibi bir şey. Yani ve bizim coğrafi konumuzda Ege bölgesinde insanlar gerçekten çok samimi. Zaten buraya hani seyahat ettiyseniz ya da burada vakit geçirdiyseniz bunu biliyorsunuzdur. Arkadaşlar, içeriğimizin sonuna geldik. Umarım severek izlediğiniz bir video olmuştur. Bu videonun devamının gelmesini istiyorsanız ya da Ege ile videolar gelsin istiyorsanız lütfen abone olup beni destekleyin. Hoşça kalın. Kenefe çilekçim.